3. Bölüm Dünyadaki en güçlü siyasi koltuğa oturmasına rağmen, Başkan Zach Harry Herney, dar omuzlu, orta boylu ve ince yapılı biriydi. Çilli bir yüzü, çift odaklı gözlükleri ve seyrek siyah saçları vardı. Buna rağmen gösterişsiz fiziği tanıyanların ona karşı duyduğu yüce sevgiyle tamamen zıttı. Bir kez Zach Herney'i tanıdıktan sonra insanın onun için dünyanın sonuna kadar gidebileceği söylenirdi. Rachel'ın elini sıkmak için uzanan Başkan Herney, "Gelebilmenize çok sevindim." dedi. Elini kavrayışı sıcak ve samimiydi. Rachel konuşabilmek için üst üste yutkunmak zorunda kaldı. "Elbette, Sayın Başkan, sizinle tanışmaktan şeref duydum." Başkan tebessümüyle onu rahatlatınca Rachel efsanevi Herney sevecenliğinin ne olduğunu bizzat anlamış oldu. Adamın uysal simasına siyasi karikatüristler bayılıyordu. Çünkü ne kadar çarpık çizerler çizsinler, hiç kimse onun sıcak ve cana yakın tebessümünü başkasıyla karıştırmıyordu. Gözlerinden daima samimiyet ve asalet yansıyordu. Keyifli bir sesle, ''Benimle gelin.'' ''Üstünde isminizin yazdığı bir fincan kahve sizi bekliyor.'' ''Teşekkür ederim efendim. Başkan dahili haberleşme düğmesine basarak ofisine kahve göndermelerini istedi. Rachel uçağın içinde başkanı takip ederken, kamuoyu yoklamalarında dibe vuran biri için fazlasıyla neşeli ve iyi dinlenmiş göründüğünü düşünmekten kendini alamadı. Ayrıca gündelik giysiler giymişti. Kot pantolon, polo yaka tişört ve LL Bean marka yürüyüş botları. Rachel sohbeti başlatmaya çalıştı. Yürüyüş mü yapıyorsunuz sayın başkan? Hiç yapmam. Kampanya danışmanlarım yeni görünüşümün böyle olmasına karar verdiler. Siz ne düşünüyorsunuz? Rachel adamın kendi iyiliği için ciddi olmamasını diledi. Eee çok erkeksi efendim. Herninin yüzü ifadesizdi. İyi. Babanıza oy veren kadınlardan bazılarına geri kazanmama yardımcı olacağını düşünüyoruz. Kısa bir aradan sonra başkanın yüzünde geniş bir tebessüm belirdi. Bayan Sexton, bu bir şakaydı. Sanırım her ikimiz de bu seçimi kazanmak için polo yaka tişörtle kot pantolondan fazlasına ihtiyacım olduğunu biliyoruz. Başkanın açık sözlülüğü ve espri anlayışı Rachel'ın orada bulunmaktan ötürü duyduğu gerginliği yok etmişti. Başkan fiziki eksikliklerini diplomatik maharetleriyle kapatıyordu. Diplomasi tanrı vergisi bir şeydi ve de bu yetenek vardı. Rachel başkanı uçağın arka tarafına doğru takip etti. Daha içerilere girdikçe ortam uçak havasından daha da uzaklaşıyordu. Kavisli koridorlar, duvar kağıtları ve hatta steermaster ile kürek aleti bulunan bir egzersiz salonu. Fakat tuhaftır ki uçak tamamıyla boş görünüyordu. Yalnız mı seyahat ediyorsunuz sayın başkan? Başını iki yana salladı. Aslına bakarsanız yeni indik. Rachel şaşırmıştı. Nereden geldiniz? Bu haftadaki istihbarat haberlerinde başkanın seyahat planlarıyla ilgili herhangi bir şey yoktu. Görünüşe bakılırsa gizlice seyahat etmek için Wallops Adası'nı kullanıyordu. Başka. Çalışanlar siz gelmeden hemen önce uçaktan ayrıldılar. Onlarla buluşmak üzere Beyaz Saray'a gideceğim ama sizinle ofisim yerine burada görüşmeyi istedim. Bana gözdağı mı vermek istiyorsunuz? Tam aksine. Size saygı göstermeye çalışıyorum Bayan Sexton. Beyaz Saray gizli görüşmeler için uygun bir yer değil. Ayrıca ikimizin görüştüğü haberi yayılırsa sizi babanızla garip bir pozisyona sokardı. Buna minnettarım efendim. Hassas bir dengeyi incelikle koruduğunuz anlaşılıyor ve bunu bozmaya hiç gerek görmüyorum. Rachel babasıyla kahvaltıda yaptığı sohbeti hatırladı ve bunun incelikli diye nitelendirilebileceğinden kuşku duydu. Yine de Zack Herney nazik davranmak için elinden geleni yapıyordu ve doğrusu hiçbir mecburiyeti de yoktu. Herney, size Rachel diyebilir miyim? diye sordu. Elbette, ben size Zack diyebilir miyim? Onu oymalı meşe bir kapıdan geçiren başkan, ofisim, dedi. Hava kuvvetleri birdeki ofis, Beyaz Saray'daki emsalinden daha samimiydi. Ama yine de mobilyalarda bir resmiyet havası seziliyordu. Masanın üstüne evraklar yığılmıştı. Arkasındaysa yaklaşan fırtınadan kaçmaya çalışan, üç direkli bir yelkenlinin resmedildiği klasik bir yağlı boya tablo asılı duruyordu. Zekherni'nin mevcut durumdaki başkanlık sürecine mükemmel benzetme yapıyor gibiydi. Başkan, Rachel'a masasının karşısındaki en büyük sandalyeden birine oturmasını teklif etti. Rachel, onun masasının arkasında oturacağını tahmin ediyordu ama sandalyelerden birini çekerek Rachel'ın yanına oturdu. Rachel eşit seviye, dostluk ilişkilerindeki en önemli nokta, diye düşündü. Sandalyesine yerleşirken yorgunlukla içini çeken Herni. Evet Rachel, Sanırım şu an burada oturduğum için kafan oldukça karışmıştır öyle değil mi? Rachel'ın içinde kalan son savunma güdüsü de adamın sesindeki samimiyetle kaybolup gitti. Aslına bakarsanız efendim, allak bullak oldum. Herney yüksek sesle kahkaha attı. <laughs> Harika, ben her gün Uka'dan birilerini allak bullak edemiyorum. Uka'dan birileri her gün yürüyüş botları giyen bir başkan tarafından hava kuvvetleri bire davet edilmiyor. Başkan yeniden kahkaha attı. Kapıdaki hafif bir takırtı kahvelerin geldiğini haber veriyordu. Uçuş ekibinden biri tepsinin üstünde buharlar çıkaran metal bir demlik ve iki fincanla içeri girdi. Başkanın arzusu üzerine tepsiyi masanın üstüne bırakarak ortadan kayboldu. Kahveyi doldurmak için ayağa kalkan başkan, ''Süt ve şeker?'' diye sordu. ''Süt lütfen.'' Rachel zengin aromayı içine çekti. Birleşik Devletler Başkanı bana bizzat kahve mi ikram ediyor? <laughs> Zack Herney ağır kalay karışımı bir fincanı ona uzattı. Hakiki Paul River. Küçük lükslerden biri, dedi. Rachel kahveden bir yudum aldı. O ana dek tattığı en iyi kahveydi. Kendisine de bir fincan doldurup yerine oturan başkan. Her neyse. Burada vaktim sınırlı. O yüzden hemen meseleye gelelim. Başkan kahvesine biraz şeker attıktan sonra bakışlarını Rachel'a çevirdi. Sanırım Bill Pickering size görüşmek istememin tek sebebinin siyasi üstünlük sağlamak için sizi kullanmak olduğunu söylemiştir. Doğrusu efendim, söyledikleri tam olarak bunlardı. Başkan kendi kendine güldü. Her zaman olumsuz düşünür. Demek ki yanılıyor. Öyle mi? Şaka mı yapıyorsunuz? <laughs> Bill Pickering asla yanılmaz. Her zamanki gibi tam isabet ettirmiş. Gabriel Eş boş gözlerle Senatör Sexton'ın sabah trafiğindeki ofisine doğru ilerleyen limuzininin camından dışarı bakıyordu. Hayatının bu noktaya nasıl geldiğini düşünüyordu. Senatör Sedwick Sexton'ın özel asistanı. Tam olarak bunu istemişti öyle değil mi? Bir limuzinin içinde Birleşik Devletlerin bir sonraki başkanının yanında oturuyorum. Gabriel aracın lüks döşemesinden kendi düşüncelerine daldığı anlaşılan senatöre baktı. Gabriel onun yakışıklı yüz hatlarına ve mükemmel giyim tarzına bayılıyordu. Tam bir başkan gibi görünüyordu. Gabriel Sexton'a konuşurken ilk kez 3 yıl önce Cornell Üniversitesi'nde Siyasal Bilgiler Fakültesinde okurken duymuştu. Gözleriyle dinleyicileri nasıl etkisi altına aldığını, adeta doğrudan kendisine bana güven mesajı gönderdiğini asla unutmayacaktı. Sexton konuşmasını bitirdikten sonra, Gabriel onunla tanışmak için sırada beklemişti. İsim etiketini okuyan senatör, Gabriel Eş, genç bir hanım için harikulade bir isim. Gözleriyle güven telkin ediyordu. Onunla tokalaşırken adamın kuvvetini hisseten Gabriel, Teşekkür ederim efendim. Mesajınız beni gerçekten etkiledi, demişti. Bunu duyduğuma sevindim. Sexton onun eline bir kart vizitini tutturmuştu. Daima kendi vizyonumu paylaşan genç beyinler ararım. Okuldan mezun olunca beni bul. Etrafımdakiler sana bir iş bulacaklardır. Gabriel teşekkür etmek için ağzını açtığı sırada senatör bir sonraki kişiyle konuşmaya başlamıştı bile. Buna rağmen Gabriel, takip eden aylarda kendini televizyonda Sexton'ın meslek hayatını takip ederken buldu. Hükümetin aşırı harcamalarına, öncelikle bütçe kesintilerine, daha verimli çalışması için IRS'nin modernleştirilmesi, DEA'nın dengelenmesi ve hatta fuzuli kamu hizmeti programlarının lav edilmesi, konularına karşı yaptığı konuşmaları hayranlıkla izledi. Ardından senatörün eşi aniden bir araba kazasında ölünce, Sexton'ın olumsuzu bir şekilde olumluya dönüştürmesini hayretle izledi. Sexton, acısını içine gömerek tüm dünyaya başkanlığa aday olacağını ve bundan böyle yapacağı kamu hizmetlerini eşinin anısına sunacağını ilan etmişti. Gabriel o anda Senatör Sexton'ın başkanlık kampanyasında çalışmak istediğine karar verdi. Artık ona herkesten daha yakındı. Gabriel onunla lüks ofisinde geçirdiği geceyi hatırladı ve ...aklına gelen utanç verici anıları uzaklaştırmaya çalışarak... ...olduğu yerde büzüldü. Ne sanıyordum acaba? Karşı koyması gerektiğini biliyordu. Ama nedense ağzı dili bağlanmıştı. Sedgwick Sexton. Ve onun kendisine istediğini düşünmek o kadar uzun zamandır aklındaydı ki. Bir tümsekten geçen limuzin düşüncelerini böldü. İyi misin? Sexton ona bakıyordu. Gabriel hemen gülümsemeye çalıştı. İyiyim. Hala şu karavaş işini düşünmüyorsun değil mi? Omuzlarını silkti. Hala biraz endişeleniyorum, evet. Unut gitsin, o karavaş olayı kampanyamın başına gelen en iyi şeydi. Karavaş işi, rakibinizin penis büyütücü kullandığı ya da... ...Stud Muffin dergisine üye olduğu bilgisini sızdırmanın siyasi sözlükteki karşılığıydı... Ve Gabriel bunu en acı yoldan öğrenmişti. Karavaş işi yapmak muhteşem bir taktik sayılmazdı ama karşılık verdiğinde tam veriyordu. Ve tabii geri teptiğinde ve geri tepmişti. Beyaz Saray'a doğru. Yaklaşık bir ay önce başkanın oylarının düşmesinden huzursuzlaşan kampanya çalışanları saldırgan davranmaya karar vermiş ve doğruluğundan şüphe duydukları bir hikaye sızdırmışlardı. Senatör Sexton'ın özel asistanı Gabriel eşle ilişkisi olduğu haberi. Ne yazık ki Beyaz Saray'ın elinde hiç delil yoktu. En iyi savunmanın güçlü hücum olduğunu yürekten inanan Senatör Sexton saldırı anını yakalamıştı. Masumiyetini ispat etmek ve sayıp sövmek için basın toplantısı düzenledi. Gözlerinde gamla kameraların içine bakarak, ''Başkanın eşinin anısına kasıtlı yalanlarla kirlettiğine inanamıyorum.'' Senatör Sexton'ın televizyondaki performansı o kadar ikna ediciydi ki, Gabriel bile neredeyse sevişmediklerine inanacaktı. Ne kadar kolay yalan söylediğini gören Gabriel, Senatör Sexton'ın gerçekten tehlikeli bir adam olduğunu fark etmişti. Gabriel, koşudaki en kuvvetli atı desteklediğine emin olsa da, son zamanlarda acaba en iyi atı mı desteklediğini sorgulamaya başlamıştı. Sexton'a yakın çalışmak gözlerini açan bir tecrübe olmuştu. Universal stüdyolarının perde arkasına yapılan turlarda Hollywood'un hiç de büyülü olmadığını keşfedince insanın filmlere duyduğu çocuksu hayranlığın sona ermesi gibi. Sexton'un mesajına olan inancı bozulmasa da Gabriel artık haberciden kuşku duymaya başlamıştı. Başkan Sana söyleyeceklerim Rachel, UMBRA sınıfına giriyor. Mevcut güvenlik yetkinin çok ötesinde, Rachel Hava Kuvvetleri birin duvarlarının üstüne geldiğini hissetti. Başkan onu helikopterle Wallops adasına getirtmiş, uçağına davet etmiş, kahvesini doldurmuş, babasına karşı siyasi üstünlük sağlamak için onu kullanmayı düşündüğünü hemen söylemiş ve şimdi de çok gizli bir bilgiyi yasal olmayan şekilde kendisiyle paylaşacağını bildirmişti. Zach Herney, Dışarıdan her ne kadar lütufkar görünse de Rachel onunla ilgili önemli bir şeyi öğrenmişti adam kontrolü bir anda eline alabiliyordu. Gözlerini ona diken başkan. 2 hafta önce NASA bir keşifte bulundu. Rachel algılayana kadar kelimeler bir süre havada asılı kaldı. Bir NASA keşfi mi? Güncellenen istihbarat raporlarında uzay dairesiyle ilgili normalin dışında bir haber yoktu. Ama elbette şu günlerde artık NASA keşfi genellikle yeni bir projenin bütçesini fazlasıyla açtıklarını fark ettikleri anlamına geliyordu. Başkan Daha fazlasına konuşmadan önce uzay keşifleri konusunda babanın olumsuz düşüncelerini paylaşıp paylaşmadığını öğrenmek isterim. Rachel bu açıklamaya içerlemişti. Umarım beni buraya babamın NASA'ya karşı atıp tutmalarına engel olmamı istemek için çağırmadınız. Başkan güldü. <laughs> Elbette hayır. Sedwick Sexton'a kimsenin engel olamayacağını bilecek kadar uzun süredir senatodayım. Benim babam bir fırsatçıdır efendim. Politikacıların çoğu öyle. Ve ne yazık ki NASA sayesinde bir fırsat yakaladı. NASA'nın son hatalar zinciri öylesine çekilmezdi ki insan gülsün mü, ağlasın mı şaşırıyordu. Yörüngede parçalanan uydular, Dünyaya hiç sinyal gönderemeyen insansız uzay roketleri, maliyeti 10 katına çıkaran uluslararası uzay istasyonu ve batan gemiden kaçan fareler gibi uzaklaşan üye ülkeler. Bu işte milyarlar kaybediliyor ve Senatör Sexton durumu dalgalardan istifade eden sörfçü gibi kullanıyordu. Onu 1600 Pensilvanya bulvarının kıyılarına taşıyacak olan dalgalar. Rachel konuşmak için bir fırsat ele geçirmişti. Onu kullandı. Ve bununla birlikte efendim, acaba henüz geçen hafta onları rahatlatmak için acil fondan 3 milyar temin ettiğinizi okumadın mı? <laughs> Bu babanın çok hoşuna gidiyor öyle değil mi? İnsanın kendi dağarcığını hazırlaması gibi yoktur. Onu Nightline'da izledin mi? Zek her ne bir uzay bağımlısı ve vergi ödeyenler onun alışkanlığına fon sağlıyor. Ama onu haklı çıkarıp duruyorsunuz efendim. Herney başını salladı. NASA'nın büyük bir hayranı olduğumu saklayacak değilim. Her zaman öyleydim. Ben uzay yarışları çocuğuyum. Sputnik John Glenn, Apollo 11. Hiçbir zaman uzay programımıza duyduğumuz hayranlık ve milli gururu ifade etmekten çekinmedim. Bana göre NASA'daki kadın ve erkekler tarihin yeni öncüleri. Onlar imkansızı başarmaya çalışıyor kaybetmeyi göze alıyorlar ve bizler geri çekilip eleştirirken çalışma masasının başına geri dönüyorlar. Başkanın sakin görüntüsünün altında babasının bitip tükenmez NASA karşıtı söylemlerine içten içe köpürdüğünü sezinleyen Rachel sessizliğini korudu. NASA'nın ne halt bulduğunu merak ettiğini fark etti. Başkan bu konuya gelmekte hiç acele etmiyordu. Sesini biraz daha yükselten Herney. Bugün NASA hakkındaki tüm fikirlerini değiştirmeyi planlıyorum. Rachel ona soran gözlerle baktı. Ben zaten size oy veriyorum efendim. Ülkenin geri kalanı üzerinde yoğunlaşmayı düşünebilirsiniz. Bunu istiyorum. Kahvesinden bir yudum alıp gülümsedi. Ve senden bana yardım etmeni isteyeceğim. Duraksayarak ona doğru eğildi. Alaşılmadık bir biçimde Rachel şimdi Zeckerni'nin avının kaçmak ya da savaşmak niyetini hesaplamaya çalışan bir avcı gibi her hareketini dikkatle incelediğini hissedebiliyordu. Her ikisine de kahve dolduran başkan, "Sanırım NASA'nın IGS projesine duymuşsundur." Rachel başını evet anlamında salladı. "Yer gözlem sistemi. Sanırım babam IGS'ten bir iki kez bahsetmişti." Rachel'ın kinayeli alaycılığı başkanın çatık kaşlarını düzeltmişti. İşin doğrusu babası eline her fırsat geçtiğinde yer gözlem sisteminden bahsediyordu. NASA'nın çok tartışılan pahalı teşebbüslerinden biriydi. Beş uydudan oluşan takım uzaydan aşağı bakıp gezegenin çevre koşullarını, ozon deliğinin büyümesini, kutuplardaki buzulların erimesini, küresel ısınmayı, yağmur ormanlarının tükenmesini tahlil etmek üzere tasarlanmıştı. Amaç daha güzel bir dünya için çevrecileri şimdiye kadar kendilerine hiç sunulmamış olarak verilerle donatmaktı. Ne yazık ki IGS projesi başarısızlığa uğramıştı. NASA'nın son zamanlardaki pek çok projesi gibi bu da başlangıçtan itibaren aşırı maliyet salgınına yakalanmıştı. Elini ateşe sokansa Zack Herney olmuştu. 1.4 milyar dolarlık IGS projesini kongreden geçirmek için çevreci lobinin desteğini kullanmıştı ama IGS yeryüzüne vaat ettiği küresel katkıları getirmek yerine başarısız fırlatmalar, bilgisayar hataları ve kasvetli NASA basın toplantılarından oluşan bir kabusa dönüşmüştü. Tek gülen yüz, başkanın ICS için paralarının ne kadarının kullandığını ve karşılığında umduklarından ne kadar alakasız sonuçlar elde ettiklerini seçmenlere kendini beğenmiş bir ifadeyle hatırlatan Senatör Sexton'a aitti. Başkan fincanına biraz şeker kattı. Kulağa oldukça şaşırtıcı gelecek ama NASA'nın bahsettiğim şu keşfi ICS tarafından yapıldı. Şimdi Rachel iyice şaşırmıştı. Eğer IGS yakın zamanda bir başarıya imza atmışsa, NASA bunu mutlaka duyururdu öyle değil mi? Babası medyada resmen IGS'in ipliğini pazara çıkarmıştı ve uzay dairesinin eline geçen her iyi haberi değerlendirmesi gerekirdi. Rachel, IGS keşfiyle ilgili hiçbir şey duymadım. Biliyorum, NASA iyi haberi bir müddet kendine saklamayı uygun buldu. Rachel bundan şüphe ediyordu. Tecrübelerimden öğrendiğim kadarıyla efendim, eğer söz konusu NASA ise genelde hiçbir haberi kötü haber değildir. Ketumluk NASA Halkla İlişkiler Bölümünün iyi yaptığı iş sayılmazdı. Ukodaki en popüler espri, bilim adamlarından biri her yerlendiğinde NASA'nın basın konferansı düzenlediğiydi. Başkan kaşlarını çattı. Ha evet, Pickering'in Uko güvenlik fanatiklerinden biriyle konuştuğumu unutmuşum. Hala NASA'nın boşboğazlığından yakınıp duruyor mu? Güvenlik onun işi efendim. Bu işi ciddiye alıyor. Hiç kuşkusuz öyle. Bu kadar ortak noktası olan iki ajansın sürekli kavga edecek bir şeyler bulduklarına inanmakta güçlük çekiyorum. Rachel gerek NASA, gerekse UKO'nun uzayla ilgili ilintili bürolar olmalarına rağmen iki farklı kutupta felsefeye inandıklarını William Pickering için çalışmaya başlar başlamaz öğrenmişti. UKO bir savunma bürosuydu ve tüm uzay etkinliklerini gizli tutardı. NASA ise ilmi bir kuruluştu ve tüm buluşlarına heyecan içinde bütün dünyaya ilan eder. Ki William Pickering sıkça ulusal güvenlik riskine rağmen bunu yaptıklarını iddia ederdi. NASA'nın en iyi teknolojilerinden bazılarının uydu teleskopları için yüksek çözünürlüklü lensler gibi, uzun menzilli haberleşme sistemleri ve telsiz görüntüleme aygıtları gibi, düşman ülkelerin istihbarat şebekelerinde bulunma ve ana vatana karşı casuslukta kullanılma gibi kötü bir alışkanlığı vardı. Bill Pickering sıklıkla NASA bilim adamlarının büyük beyinlere ve daha büyük çenelere sahip olduğundan yakınırdı. İki büro arasındaki daha isabetli bir mesele, Uk'onun uydularını NASA fırlattığı için NASA'nın son zamanlardaki çoğu başarısızlığının doğrudan Uk'oyu etkilemesiydi. Hiçbir başarısızlık 12 Ağustos 1998'de NASA Hava Kuvvetleri Titan 4 füzesi fırlatıldıktan 40 saniye sonra infilak edip pahalı yükünü Kodada Vortex 2 olan 1.2 milyar dolar değerindeki UCO uydusunu yok ettiği zamankinden daha çarpıcı olmamıştı. Pickering özellikle bunu unutmaya pek hevesli görünmüyordu. Rachel Peki NASA neden son başarısını halka ilan etmedi? Şu anda pekala bir takım iyi haberleri rehlerinde kullanabilirler. NASA sessizliğini bozmuyor çünkü ben onlara öyle emrettim. Rachel onu doğru duyup duymadığını düşündü. Eğer durum buysa başkan Rachel'ın anlamadığı bir tür siyasi hareketi yaptığını itiraf ediyordu. Başkan, keşif nasıl desek? Ufak çapta galeyana getirici olmaktan öte bir şey değil. Rachel kaygı verici bir ürperti hissetti. İstihbarat dünyasında ufak çapta galeyana getirmek nadiren iyi haber anlamına gelirdi. Şimdi IGS ile ilgili bu gizliliğin uydu sisteminin yaklaşan bir çevre hastalığı keşfetmiş olmasından kaynaklandığından şüpheleniyordu. Bir sorun mu var? Hiçbir sorun yok. IGS muhteşem bir şey keşfetti. Rachel sustu. Farz et ki Rachel, sana NASA'nın öyle önemli bir bilimsel keşifte bulunduğunu söylüyorum ki Yer yerinden oynatacak öyle bir şey ki Amerikalıların uzaya harcadıkları her bir doların hakkını verecek. Ne dersin? Rachel düşünemiyordu. Başkan ayağa kalktı. Biraz yürüyelim mi? Rachel başkan Herny'nin hava kuvvetleri birin dışarıdaki pırıltılı körüklü koridoruna doğru takip etti. Merdivenlerden inerlerken Rachel Mart havasının zihnini tazelediğini hissetti. Ne yazık ki bu tazelik başkanın iddialarını daha da tuhaflaştırmaktan başka işe yaramıyordu. NASA Amerikalıların uzaya harcadıkları her bir doların hakkını verecek değerli bir keşifte mi bulundu? Rachel bu büyüklükte bir keşfin sadece tek bir şey olabileceğini düşünüyordu. NASA'nın kutsal kasesi ki o da dünya dışı varlıklarla temas kurulmasıydı. Ne var ki Rachel bu kutsal kase hakkında mümkün olmadığını bilecek kadar bilgi sahibiydi. Bir haber alma uzmanı olan Rachel, hükümetin örtbas ettiği uzaylılarla temas kurulma hikayelerini bilmek isteyen arkadaşları tarafından sürekli soru yağmuruna tutulurdu. Eğitimli arkadaşlarının teorileri onu daima dehşete düşürürdü. Gizli devlet sığınaklarında saklanan parçalanmış uçan daireler, dünya dışı varlıkların buzda tutulan cesetleri Hatta kaçırılan ve ameliyatla incelenen masum siviller. <laughs> Elbette tüm bunlar saçmalıktı. Uzaylılar yoktu. Örtbas edilen hikayeler yoktu. İstihbarat dünyasındaki herkes, görgü şahitliklerinin ve uzaylılar tarafından kaçırılma vakalarının hayal ürünü ve para tuzağı olduğunu bilirdi. Hilesiz UFO fotoğrafları kanıt olarak sunulduğunda nedense hep gelişmiş uçaklar test eden ABD askeri hava üsleri yakınlarında görülürdü. Lockheed tam manasıyla yeni bir jet uçağı olan Stealth Bomber'la test uçuşlarına başladığında Edwards Hava Kuvvetleri Üssü yakınlarındaki görgü şahitleri 15 katına çıkmıştı. Onun kuşkulu tavrını gören başkan, "Yüzünde şüpheli bir ifade var." dedi. Sesinin tonu Rachel'ı şaşırtmıştı. Nasıl cevap vereceğini bilemeyen Rachel başkana baktı. Şey, e, acaba efendim, dünya dışı uzay araçlarından ya da küçük yeşil adamlardan mı bahsediyorsunuz? Rachel'ın söyledikleri başkanın hoşuna gitmiş gibiydi. Rachel, galiba bu keşfi bilim kurgudan çok daha ilginç bulacaksın. NASA'nın başkana uzaylı hikayesi uyduracak kadar çaresiz durumda olmadığına duymak Rachel'ı rahatlatmıştı. Yine de yaptığı yorumlar gizemi arttırmaktan başka bir işe yaramıyordu. Şey, NASA'nın bulduğu her neyse zamanlamanın son derece uygun olduğunu söylemeliyim. Herney geçitte durdu. Uygun mu? Neden? Neden mi? Rachel durup baktı. Sayın Başkan, NASA şu an varoluşunu haklı çıkarmak için ölüm kalım savaşı veriyor ve siz de fon sağlamaya devam etmekten ötürü yaylım ateşi altındasınız. Şimdi yapılacak köklü bir NASA keşfi hem NASA hem de kampanyanızın her derdine deva olur. Size eleştirenler zamanlamayı oldukça şüpheli bulacaklardır. Yani bana yalancı ya da aptal diyorsun öyle mi? Rachel boğazının düğümlendiğini hissetti. Saygısızlık etmek istemedim efendim. Ben sadece Sakin ol. Herni dudaklarında belli belirsiz bir tebessümle yeniden merdivenlere inmeye başladı. NASA müdürü bana ilk olarak bu keşiften bahsettiğinde hiç düşünmeden saçma olduğunu söyleyerek geri çevirdim. Onu tarihin en bilinen siyasi düzenbazlığını yapmakla suçladım. Rachel boğazındaki düğümün biraz olsun çözüldüğünü hissetti. Rampanın sonuna gelince Herni durup ona baktı. NASA'nın keşfini saklı tutmasını istemenin bir nedeni de onları korumak, bu keşfin büyüklüğü NASA'nın şimdiye dek açıkladığı her şeyin ötesinde. İnsanın aya ayak basışı bunun yanında hiç kalacak. Ben de dahil olmak üzere herkesin kazanacak ya da kaybedecek o kadar çok şeyi var ki resmi açıklamayla dünyaya duyurmadan önce NASA verilerini başka birilerinin kontrol etmesine gerekli gördüm. Rachel şaşırmıştı. Elbette benden bahsetmiyorsunuz değil mi efendim? <laughs> Hayır. Bu senin uzmanlık alanına girmiyor. Ayrıca gayri resmi kanallar doğruladıklarını bildirdiler bile. Rachel'ın rahatlaması yerine yeni bir meraka bırakmıştı. Gayri resmi mi efendim? Özel sektörümü kullandığınızı söylüyorsunuz. Bu kadar gizli bir konuda. Başkan kendinden emin bir tavırla başını salladı. Dışarıdan onaylayıcı bir ekibi, dört sivil bilim adamını bir araya getirdim. Korumaları gereken bir ünvana ve tanınmış isimlere sahip NASA harici personeller. İnceleme yapmak için kendi donanımlarını kullanıp bağımsız sonuçlara vardılar. Bu sivil bilim adamları geçtiğimiz 48 saat içinde NASA keşfinin şüpheye yer bırakmadığını doğruladılar. Rachel işte şimdi etkilenmişti. Başkan kendisine tipik her ne temkinliğiyle korumuştu. Hem seçkin takımı NASA keşfini onaylamaktan hiçbir çıkar elde etmeyecek, Dışarıdan kimseler, işe alarak, Herney, bütçeyi haklı çıkarmayı, NASA dostu başkanı yeniden seçtirmeye ve Senatör Sexton'ın saldırılarını savuşturmaya çalışan NASA'nın çaresiz bir hiresi olduğundan şüphelenenlere karşı kendini korumuştu. Herney. Bu akşam saat 20'de, bu keşfi tüm dünyaya ilan etmek için Beyaz Saray'da bir basın konferansı vereceğim. Rachel hayal kırıklığına uğradığını hissetti. Herney. Ona hala bir şey söylememişti. Ve bu keşif tam olarak nedir? Başkan gülümsedi. Bugün Savrede'nin muradına erdiğini göreceksin. Bu gözlerinle görmen gereken bir keşif. Daha fazlasını açıklamadan önce durumu tam manasıyla anlamanı istiyorum. NASA müdürü bilgi vermek üzere seni bekliyor. Bilmen gereken her şeyi sana anlatacak. Daha sonra seninle birlikte hangi rolü üstleneceğimizi konuşacağız. Rachel, başkanın gözlerindeki heyecanı hissedince Pickering'in Beyaz Saray'ın gizli bir planı olduğu yönündeki tahminini hatırladı. Görünüşe bakılırsa Pickering her zaman olduğu gibi yine haklıydı. Harry yakındaki bir uçak hangarını gösterdi. Oraya doğru yürürken, ''Beni izle!'' dedi. Rachel aklı karışmış bir halde onu takip etti. Önlerinde duran binanın hiç penceresi yoktu ve yüksek kapıları mühürlüydü. Tek yol yan taraftaki küçük bir giriş kapıydı. Kapı aralık duruyordu. Başkan Rachel'ı kapının birkaç santim yanına kadar getirip durdu. Kapıyı göstererek "Benim için yol burada bitiyor. Oraya sen gideceksin." Rachel tereddüt etti. "Siz gelmiyor musunuz?" "Benim Beyaz Saray'a dönmem gerekiyor. Seni kısa süre sonra ararım. Cep telefonun var mı?" "Elbette efendim. Bana ver." Rachel cep telefonunu çıkararak ona uzatırken, telefon hafızasına özel bir hızla arama numarası kaydedeceğini zannediyordu. Ama başkan telefonu cebine attı. Başkan, artık kapsama alanı dışındasın. İş yerindeki tüm sorumlulukların askıya alındı. Bugün benim ya da NASA müdürünün izni olmaksızın hiç kimseyle konuşmayacaksın, anlıyor musun? Rachel baka kaldı. Başkan az önce cep telefonumu mu çaldı? Müdür sana keşfi açıkladıktan sonra seni güvenli kanallardan benimle görüştürecek. Yakında görüşürüz. Bol şans. Hangar kapısına bakan Rachel, huzursuzluğunun arttığını hissetti. Başkan Herney, güven verici bir hareketle elini omzuna koyarak başıyla kapıyı işaret etti. Seni temin ederim Rachel, bu konuda bana yardımcı olduğuna pişmanlık duymayacaksın. Başkan, başka bir şey söylemeden Rachel'ı getiren Pev Pevhevke doğru yürümeye başladı. Helikoptere bindi ve havalandılar. Bir kez olsun dönüp arkasına bakmadı.